Öçür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Diyanet TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kıymetli hocam Sayın Rıfat Oral'la birlikte aklımıza takılan dini içerikli soruların cevaplarını arayacağız. Sizler de programımıza katılıp sorularınızı telefon bağlantısıyla sorabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşlayarak Diyanet TV'ye ulaşmanız efendim bu yeterli olacaktır. Mail yoluyla sorularını göndermek isteyen dostlarımız Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanet'e soralım sayfalarına ulaşabilirler. Yayın boyunca efendim zaman zaman ekranlarımızda da hem telefon numaramız hem mail adresimiz hem de sosyal medya hesaplarımız sizin için hizmetinizde olacak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Duacıyım sağlığınıza. Sağ olun. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Müsaadenizle ilk telefon bağlantımızı almak üzere Mersin'e doğru bir yolculuk yapalım. Sayın Ali Sarı Beyefendi, telefon attığımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Çok şükür. Allah razı olsun Ali Bey. Sağ olun, var olun efendim. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun Allah'ıma ve Allah'ımın verdiği sağlığa, mutluluğa şükür. Elhamdülillah. Hocam, hocama da selam, sizlere de ikinize de Allah saygılarımı olsun. Sunuyorum. Saygı bizden efendim. Alasın. Hocam ben elma üreticisiyim. Elma üretimi, hocam geçen bir pamukta %20'den bahsetmişti. 20'de birini verilecek ondan bahsetmişti. Evet. Bu kadar aklımda kaldı. Ben de elma üreticisiyim. Bu bayağı bir atıyorum bir 100 liralık bir rakamda 50 milyar 60 lira gibi bir masrafım var. Bunun bazı hocalarımız diyorlar ki örneğin 10 milyarda 250 lirası ödenecek. Siz de geçen televizyonda bahsettiniz. Bir 20'de yani 20 milyarda 1 milyar verilecek gibi. Ben bunu bana açıklığa kavuşturursanız sevinirim. Atıyorum ben yıllık masrafı içinde dahil 100 lira aldığım zaman mı anlatayım, nasıl anlatayım? Yani 100 milyar aldığımda dilerseniz, ne kadar... Dilerseniz şöyle yapalım Ali Bey. Bahsettiğiniz konu öşür meselesi. Ben hocamdan tekrar öşür nedir, nasıl hesaplanır diye bir sorayım. Siz de içinden inşallah cevabınızı almış olacaksınız. Başka bir sorunuz varsa onu da alalım ama. Hocam sağlığınızı istiyorum, teşekkür ediyorum. Biz de sizin sağlığınızı istiyoruz. Ümmetin sağlığını istiyoruz efendim. Mersin'e selam ve muhabbetlerimizle hayırlı akşamlar. Evet hocam, öşür meselesi hakkında şöyle genel bir bilgilerimizi tazelesek. Toprak mahsulleri, ziraat ürünleri diyebileceğimiz yerden çıkan ürünlerde tabii zekat var. Buna öşür diyoruz. İki şekilde zekatlarını verebilirler. Hiç masraf düşmeden ne kadar ürün çıktı, onun 20'de birini verebilirler. Ama ben masraf düşeceğim derlerse, o zaman kalanın 10'da biri üzerinden zekat verebilirler. Bu şekilde fazla masraf yapanlar da bu şekilde masrafı düştükten sonra 10'da bir. Kalan da 10'da bir şeklinde zekat verirler. İnşallah Allah Teala Hazretleri daha fazla bu kardeşlerimize verir. İnşallah. Şimdi 20'de bir dediğimiz %5, 40'da bir %2,5. Dünyanın en düşük vergisi. Yani Allah Teala Hazretleri bize 40 tane veriyor, 20 tane veriyor. Bir tanesini de fakire verin diyor. Bu bizim için inşallah bereket olur. Eyvallah. Peki hocam bunu paraya çevirdikten sonra mı vermeli yoksa atıyorum 20 ton elma hasat etti. Bunu 1 ton elma olarak mı vermeli yok paraya da çevirip verebilir mi? 1 ton elma olarak ayırıp verebilir ya da tümünü sattıysa o zaman 20'de bir zekatını verir. Evet. Türk parası cinsinden de verebilir. Para olarak da verebilir. Peki teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun. Neşet Köroğlu Beyefendi İstanbul'dan telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm hocam. Ve Aleyküm Selam.
Hocam müsaade edersen bize merak ettiğim bir soru var. Buyurun, buyurun. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evin önünde bir ırmak geçerse 5 defa günden kendini yıkarsa kir kalmaz. 5 vakit namaz da öyledir. 5 namaz vakit kıldı mı günahların kalmaz. İnşallah, elhamdülillah. İnşallah. Bir de ayet diyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bunu açıklar mısınız? Hay hay efendim. Yani sanki bir çelişki görüyormuş gibisiniz. Hocamdan bilgi isteyelim inşallah. Rabbim Kur'an'la sünnetle olan meşguliyetinizi artırsın inşallah Neşet Bey. Hayır dualarınızı da bekliyoruz. İstanbul'a selam olsun. Evet hocam, ne dersiniz bu konu hakkında? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın faziletini anlatmak için böyle buyuruyor bir hadiste. Sizin diyor evinizin önünden bir nehir geçse her gün 5 kere yıkansanız üzerinizde kir kalır mı? Kalmaz ya Resulullah diyorlar. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Yani 5 vakit namaz kılan insandan günahlar dökülür. Ama hangi günahlar? Küçük günahlar. Yani oruç da böyle, diğer ibadetler de böyle. Fakat büyük günahlar için mutlaka tövbe etmek gerekir. Eğer kul hakkı varsa helallaşmak, o hakkı ödemek gerekir. Buradaki şeyler tabii küçük günahlar. Dünya hayatı bu şekilde tamamlanır. Yani günahlardan dökülen dökülür. İnşallah. Kalan kalır. Tövbe eden olursa onlar da dökülür. Ama onun dışında kalan günahların ve diğer amellerimizin tabii hesabını Allah'a vermemiz gerekir. Aynen öyle. Hocam şu açıdan da bakılabilir mi? Hemen aklıma geldi. Namaz kılan kimsenin bir takım günahlardan da korunacağı, o uzak kalacağı yine ayet-i cellede ifade ediliyor ya. Evet. Zaten küçükler dökülüyor, büyüklerden de uzak kalıyor. Bir de tevbeyi eklerse Allah'ın izniyle İnşallah. Sorunların hepsi çözülmüş olur değil mi? İnşallah. Tabii burada şunu da ifade edelim. Küçük günah denilince insanlar bunu küçük görüyor. Halbuki küçük günah dediğimiz mekruhları küçük görmek de büyük günahtır. Küçük günahlara devam etmek de büyük günahtır. Allah'ım. Yani burada günahın aslında büyüğü küçüğü olmaz. Mümkün olduğu kadar günahlardan uzaklaşmak ve kalbimizi, bedenimizi, ruhumuzu temizlemek gerekir. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Mehmet Bey bir mail sorusunda selamlarını iletmiş efendim size. Yılbaşı bileti almak caiz midir demiş. Bir de borsadan hisse almak caiz midir? Muhterem hocamın cevabını bekliyoruz demiş. Yılbaşı bileti ya da piyango bileti de diyebileceğimiz bu işlem tabii kumardır. Yani siz para verip o çekilişe katılıyorsunuz. Herkesten toplanan miktarlar birkaç kişiye veriliyor. İslam bunu yasaklıyor. Bu şekilde kumar, yani insanlar çalışarak, üreterek kazansın. Bu şekilde zenginlik çok da İslam'a uygun değil. Bundan dolayı yasaktır. Kumar kapsamındadır. Borsaya gelince, borsa menkul kıymetlerin satıldığı, işte hisse senetlerinin satıldığı yerler. Burada faizli işlem yapan şirketler ya da İslam'a uygun olmayan işler yapan şirketlerin hisse senetlerini almak tabii doğru değil. Ama helal iş yapan, helal sermayesi olan şirketlerin hisse senetleri alınabilir. Onlara ortak olunabilir. Bono ve benzeri şeylerde faiz olduğu için onları da almak doğru değil. İslam'a uygun. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Malatya'ya gidelim sevgili dostlar. Sayın Mehmet Emin Doğan telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hocam ben esnaflık yapıyorum da, mobilya işi. Ne güzel. Şimdi dolabımızı yapıp götürüyoruz. Eksiksiz yerine takıyoruz. Müşteri tekrar raf istiyor. Yani fazladan parça istiyor. Bunu da yapıyoruz. Daha sonradan paramız kalıyor, bir miktar paramız. Bunu ödemiyor. Bir istiyoruz, üç istiyoruz.
bu tekrar bize nasıl döner? Yani alamıyoruz, ya tartışmamız lazım ya da geri vazgeçiyoruz. Bu para tekrar bize nasıl döner yani? Yani tabii birbiriniz üzerinde bir kul hakkı kalıyor, doğru mu? Evet hocam. Eyvallah. İkinci sorum da bu esnaf kredi kooperatifleri var hocam. Oradan gidip para çektiğimiz zaman bir fark geliyor onun üzerine. Yani atıyorum 20 bin lira aldığımız zaman tekrar 27 bin lira 3 ayda bir ödüyoruz bunu. Hı hı. Bu faize girer mi, onu soracaktım hocam. Peki soralım Mehmet Emin Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Oldu. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Sizden de Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet hocam. Ticaretle uğraşmak hakikaten zor. Ticaretle uğraşmak ve üretim zor. Bu kardeşlerimiz üretici. Yani bir şeyler üretiyor, satıyorlar. Bu yapılan akde istisna deniyor. Yani sipariş akdi. Hı hı. Siz mesela bir ustaya, bir sanatkara böyle bir dolap sipariş ediyorsunuz. Belli ölçüleri var, şekli var. Onda anlaşıyorsunuz. Onu getirip size teslim ediyor. Burada tabii bizim yapmamız gereken de onun parasını ödememiz gerekiyor. Evet. Burada galiba borç ödenmemiş. Yani şöyle bir hadis var. Matlul ganiyyi zulmün. Parası olduğu halde borcunu ödememek zulümdür. Haksızlıktır. Yani borcunu gününde ödemeyen, parası olduğu halde borcunu gününde ödemeyen kişi her gün, her saat günah kazanıyor. Allah muhafaza. Bundan dolayı borcumuzu ödeyelim. Hatta Allah Resulü cenaze namazlarını kendisi kıldırmak istermiş. Hepinizin sahabeye demiş ki ben kıldırmak istiyorum. Benim duamla kabir karanlıklardan böyle aydınlık hale gelir dermiş. Cenaze namazı kıldıracağı zaman da bu kişinin borcu var mı diye sorarmış mutlaka. Borcu var denilirse borcunu ödeyecek kadar parası var mı, malı var mı? Var denilirse namazını kıldırırmış. Yok denilirse borcunu ödeyecek birisi var mı, kefil var mı diye sorarmış. Bir kişi ya Resulullah ben kefilim derse yine kıldırırmış. Ama hiç kefil de yoksa siz kıldırın ben gidiyorum dermiş. Bu açıdan borçlara dikkat edelim. Özellikle benim istirhamım izleyicilerimizden. Yani ihtiyacımız kadar borçlanalım. Her şeyi almak zorunda değiliz. Tüketim dünyasında yaşıyoruz evet. Maalesef. Ve bu sürekli bize bu tüketim şeyi pompalanıyor. Yani buna dikkat edelim. Paramız kadar alalım. Ayağımızı yorganımız kadar uzatalım. O zaman göreceğiz ki hayatımız çok güzel, bereketli olacak. Eyvallah hocam, teşekkürler. İkinci sorusu izleyicimizin esnaf olduğundan dolayı esnaf kredi kooperatifleri tarafından sağlanan bir miktar finans desteği var. Ve bunda da tabii belli bir artış oluyor. Acaba burada da faizli bir işlem yapmış oluyor muyuz? Hocam ne der bu konuda dedi. Tabii bu bir faizli kredi. İslam faizi yasaklamış. Kur'an'da, sünnette bütün bunlar geçmekte. Bunda şüphe yok. Mümkün olduğu kadar faizli işlemlerden kaçınmak daha güzel olur. Belki kazancımız biraz az olur ama bereketli olur. Huzurlu olur. Güzel bir hayatımız olur. Ben bunu tavsiye ediyorum. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Sayın Feyza Alemdar hanımefendi şöyle bir soru sormuş. Arkadaşımız 5 tane emaneten çeyrek altın verip bu altınlar sende kalsın diyor. Bu altınları sıkıntıda olduğum zaman haber vermeden kullanıp arkadaşım istediğinde de geri ona verme şartını düşünüyorum diyor. Acaba bu şekilde yaparsam emanete ihanet etmiş olur muyum? Bu hususta hocam ne söyler demiş. Burada kendisine emaneten 5 altın verilmiş. Hı hı. Herhalde koruması, muhafaza etmesi için verilmiş. Daha sonra teslim edecek. Tabii emanette eğer bir kusur yoksa, helak olursa bu kişi ödemez. Emanet sahibinden gider. Ama burada bir kusur var. Yani bunu bozdurmuş ve kendisi harcamış. Harcarsam diyor hocam.
veya harcarsa, harcadığını düşünelim. Bu şekilde tekrar yerine altın alsa bile artık o altınlar kaybolsa, bir hırsız girse mesela, çalsa vesaire, bu kişi öder, emanet alan öder. Ama onlara hiç dokunmasaydı o zaman bu altınların başına gelen şeylerde emanetlerin sorumlu olurdu. Böyle arada bir fark var. O zaman uzak durmak daha makul gibi görünüyor. En güzeli emanetleri aldığımız gibi muhafaza etmemiz gerekir. Eğer ihtiyacımız olursa emanet sahibine telefon ederiz. Ben bunu bozdurabilir miyim, tekrar sana aynısını vereyim diye, böyle izin almak en güzeli. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İsa Keskin selamlarını iletmiş size. Muhterem hocam, ben hayvancıyım. Bir kişiye hayvan sattım. Parayı alıp alamayacağım belirsiz. Bir kişiye de borç verdim. Cebimde de bir miktar para var. Toplam olarak hesapladığımızda bu miktarlar zekat verecek konuma getiriyor beni demiş. Acaba benim zekat vermem gerekir mi? Hayırlı yayınlar dileklerine bulunmuş. Tabii bir alacağı var ama tam da kesin değil. Eğer cebindeki para nisap miktarı 81 gram altın değerine ulaşıyorsa sadece onun zekatı var. Diğer alacağını da teslim aldığı zaman ondan da zekat verir. O zaman şu durumda bekleyecek mi yani hocam? Eğer cebindeki para geçmiyorsa sadece. Tabii yeterli değilse bekler. Peki, teşekkürler hocam. Namazla alakalı bir soru sormuş Sayın Abdurrahman Demir. Muhterem hocam, hayırlı yayınlar. Nafile namazların son oturuşu unutulup 5. rekata kalkılırsa ve bu rekatın da secdesi yapılsa, bir rekat daha da kılıp 6'ya tamamlasak ve sonunda sehif secdesi yapsak, bu yeterli olur mu? Yoksa namaz fasit mi olur demiş. Sizden de cevap bekler. Tabii son oturuş farz. Yani mutlaka son oturuşta oturmak gerekiyor. İster bu namaz nafile olsun, ister farz ya da vacip namaz olsun, fark etmez. Ama şöyle bir farkı var. Nafile namazda son rekatta oturmadığı zaman, ayağa kalktığında secdeden önce geri oturabilir. Ama rükû ve secdesini yaptıysa artık geri dönemez. İki rekat daha kılar ve sonunda sehiv secdesi yapar. Bu şekilde namazı geçerli olur. Zaten nafile namaz. Nafile namaz olduğu için problem yok. Ama farz olursa, Hanefilerde son rekatta oturmak diğer mezheplerde olduğu gibi farzdır. Oturmadan ayağa kalkarsa tekrar geri gelmesi gerekir. Fakat secdeyi yaptıysa, rükû ve secde yaptıysa geri gelemez. İki rekat daha kılar. Bu namazı tümüyle nafile olur Hanefi mezhebinde. Eyvallah. Ve tekrar diğer farz namazını iade etmesi gerekir. Eyvallah hocam. Arada böyle bir fark var. Nafilede çok problem yok. Ama farzda eğer böyle farzda bir şey yaparsak, o zaman nafile olduğu için tekrar iade etmemiz gerekiyor, evet, değil mi hocam? Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayşe Hanım telefon attığımızdaymış sevgili dostlar. Tokat'a gidelim hep birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocamıza bir soru sormak istiyoruz. Buyurun. Kıyamet alametleriyle alakalı. Hı hı. Hani biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'de de geçen yerleri var. Biz şurada takıldık eşimle. Eşim de yani burada biraz kafası karıştı. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak. Bu hadisi şerif mi, Kur'an'da geçiyor mu acaba? Hocam soralım. Aydınlatırsa peki, memnun olacağım. Peki Ayşe Hanım, soralım. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin size. Eşinize de çok çok selam olsun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, ahir zaman peygamberi. Öyle olduğu için Kur'an-ı Kerim'de son kitap. Bundan dolayı Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde çokça kıyamet, ahiret motifleri var. Yani Tevrat'ta ve İncil'de bu kadar göremezsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok fazla. Peygamberimizin hadislerinde de geçiyor. İşte kıyametin yakın olduğu, bazı alametleri olduğu Peygamberimiz hadislerinde bunları bize bildirmiş. Akaid kitaplarında da geçiyor bunlar. Bu alametlerden birisi de, belki büyük alametlerden birisi de güneşin batıdan doğması. Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında da geçiyor. Senet açısından
Bu hadiste problem yok, sahihtir. Ama nasıl olacağını bilemiyoruz. Yani kimisi diyor ki işte Avrupa Batı Müslüman olacak diyor. Böyle bir. Yani bunlar hep yorum değil mi? Mecazi yorum. Hı hı. Kimisi diyor ki işte güneş yer değiştirecek diyor. Böyle bir yorum var. Doğrusunu Allah bilir. Ama hadislerden öğrendiğimize göre güneş batıdan doğduktan sonra artık tövbe kapısı kapanıyor. İnsanlar birçok şeyi anlıyorlar. İmtihan sona eriyor. Ve bir süre sonra da bütün kainat yok oluyor. Kıyamet ile yok oluyor. Eyvallah hocam. Doğrusunu Allah bilir. Bunlar gaybi şeyler. Şöyle diyelim. Allah ve Resulü'nün dediği şeylere biz inanıyoruz. Amenna ve sattakna. Biz kıyamet hazırlığımızı yapalım. Evet. En azından kendi küçük kıyametimiz olan ölüm hazırlığımızı yapalım, evet, değil mi hocam? Evet. Ölümle bizim kıyametimiz kopuyor. Eyvallah. Büyük kıyameti beklemeye gerek yok. O yüzden kendimize hazırlık yapmamızda, evet, fayda var. Nevzat Samet isimli bir izleyicimiz Instagram'dan şimdi bir soru gönderdi kıymetli hocam. Bir insan ergenlikten önce zekat verecek kadar altın veya değerince paraya sahip olursa bu zekat ergenlikten öncesi için verilmesi gerekiyor mu, yoksa ergenlikten sonra mı vermeye başlayacağız? O zaman mı yükümlü oluyoruz? Bu arada yaşım 25 demiş, Kahramanmaraş'tan yazdığını iletmiş. Muhtemelen önceki zamanlar için sormuş bu soruyu. Hanefi mezhebinde zekat bir ibadet olduğu için kişinin mükellef olması gerekir. Buluğ çağına gelmeyen kişi zekat vermez. Ama Şafii mezhebinde bu hak malda olduğu için buluğ çağında da olmasa küçük çocuğun malından zekat verilir. Böyle bir ihtilaf var. Eğer mümkünse ihtiyaten zekat vermeyi tavsiye ediyoruz. Eyvallah hocam. Ama verilmediğinde de problem. Problem yok. Fakirlerin hakkını gözetme, tabii, adına verilirse, tabii, güzel olur. Bir de şunu ifade edelim. Buyurun hocam. Yani zekat vermek için illa farz olmasını beklemeyelim. Tasadduk, infak etmek için. Mümkün olduğu kadar verelim. Göreceğiz ki Allah-u Teala Hazretleri bize daha çok kat kat verecektir. İnşallah. Yani peygamberlerin ahlakı buydu, sahabenin ahlakı buydu. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Ahmet Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey kardeşim. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyi. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biz iyiyiz Allah'a şükür. Rabbim afiyet versin. Benim hocama iki sorum olacaktı. Buyurun. Ben emekliyim. Kirada oturuyorum. Nisap miktarını açmış bir miktar param var. Evet. TOKİ'den de yazıldım, bana bir daire çıktı. İnşaatı daha başlamadı. Hı hı. Bu parayı TOKİ bizden isteyecek, ben oraya yatırmayı düşünüyorum. Burada bana zekat düşüyor mu? Birinci sorum bu. Soralım. İkinci sorum da haca gitmiş gelmiş bir abimiz. Hal ve hareketleri, tavırları, davranışları nasıl olmalı? Bazılarını diyorum ben, haca gitmiş gelmiş abilerimizin kötü kelime konuşuyorlar, küfürlü konuşuyorlar. Bunlar doğru mu? Bunu öğrenmek istemiştim. Peki, soralım Ahmet Bey. Rabbimiz size inşallah içinde huzur, saadet ve imanla yaşayacağınız güzel bir ev nasip etsin. Bakalım zekat konusunda hocam ne diyecek? Kahramanmaraş'a selamlarımız, muhabbetlerimizle. Evet hocam. Ne dersiniz? Bu şekilde nisap miktarı malı olan kişi ayrıca borçlanmış ise, burada TOKİ olabilir, kooperatif olabilir, başka şeyler olabilir. Yıllık olarak bunlara tabii belli bir miktar ödemesi gerekir. Eğer sabit geliri varsa, bunları, bu borçları o sabit gelirden ödeyebiliyorsa, hı hı, bu nisap miktarı malın zekatı var. Ama hiçbir geliri yoksa, bu nisap miktarı maldan ödeyecekse o zaman bu malın zekatı yok. Veya şimdi yapılan kura çekiminden sonra bana isabet etti diyor ya hocam. Ödemesi. Belki bunu bir ön ödeme olarak falan yapmayı düşünüyorsa. Evet, ve sabit de başka gelir yoksa, başka, hı-hı, yerden ödeme imkanı yoksa o zaman bu malın, paranın zekatı yok. Eyvallah. Teşekkürler kıymetli hocam.
Ahmet Bey'in bir diğer sorusu da hacca gidip gelmiş, yani artık evet, hacı olmuş bir insanın daha sonraki yaşantısında hal ve hareketleri, davranışları nasıl olmalı? Bu hususta hocam ne söyler, ne tavsiye eder? Yani tabii Müslüman her zaman iyi, temiz olmalı. Takva bilinci, sorumluluk bilinci olmalı. Hareketleri, ticareti, konuşması, aile hayatı, toplumsal hayatı güzel olmalı. Ki başka insanlara örnek olmalı. Allah bunu istiyor bizden. Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. Yani bizim diğer insanlara şahit bir ümmet olmamızı istiyor. İbadetler insanları temizliyor. Bu temizleyen ibadetlerden biri de hac. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinden doğmuş gibi tertemiz olur diye böyle hadislerde geçiyor. Bundan dolayı belki haçtan gelen insanlara karşı bizim bir beklentimiz var. Böyle tertemiz olsun, melek gibi olsun. Ama bütün insanlarda nefis var ve onun şeytanı var. Yaşadığı bir toplum var. Dolayısıyla bir insanın birden değişmesi zor. Belki hacca gidiyor, orada etkileniyor. Birkaç ay oranın etkisinde kalıyor ama tekrar eski ahlakına dönebiliyor. Benim buradan istirhamım, haçtan gelen kardeşlerimiz daha dikkatli olsun, sabırlı olsun, mütebessim, mütevazi olsun, fedakar olsun. Çünkü onlar artık bir şey temsil ediyor, İslam'ı temsil ediyor. Bir misyonları var. Yani bu noktada işte hocalarımız da böyle olmalı, sakallı olan kardeşlerimiz de böyle olmalı. Yani başörtülü kardeşlerimiz de, onlar hepimiz bir misyonu temsil ediyoruz. Bundan dolayı çok dikkatli olmamız gerekir ve fedakar olmamız gerekir. Hacı kardeşlerimiz de bu noktada tabii eğer bu misyonlarını iyi taşırlarsa kat kat sevap alırlar. Alırlar. Ama taşıyamazlarsa günahları da daha fazla olur. Allah muhafaza hocam. Teşekkür ederiz. Sayın Yusuf Sakar Beyefendi, Kilis'ten telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Yusuf Bey. Allah razı olsun, programımızı seyrediyoruz. Sizden de Allah razı olsun. Hocama 3 tane sorum vardı. Buyurun. Şimdi 2 tanesi zekatla ilgili. Hı hı. Şimdi örnek olarak söylüyorum. 50 gram benim altınım var. 50 gram da hanımın ziynet eşyası altını var. Hı hı. İkimizin ikili toplam olarak mı düşüneceğiz zekat hesaplarken, yoksa ayrı ayrı mı düşüneceğiz? Birinci sorum. Bunu yani bu atıyorum verdiğiniz örnek üzerinden gidersek bu 50'şer gram altının kazancını birlikte mi kazandınız? Yani geliriniz bir mi? Ben kazandım. Siz kazandınız. Peki evet, efendim. Diğer sorularınız? Diğer sorum da diyelim ki zekat verecek kadar benim param var. Hı hı. Fakat bankaya da kredi, ev kredisi çektim. 5 yıllık, 60 aylık borcum var. Şimdi zekata hesaplarken 60 aylık borcunu mu düşeceğim, 1 yıllık borcumu düşeceğim? Soralım. Üçüncü sorum da hocam, namaz abdesti ile ilgili. Hı hı. Şimdi öğlen namazına ben abdest alıyorum. Abdestim bozulmadığı müddetçe ikindiğin akşam ve yarısı namazlarını kılabiliyorum. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Peki, soralım Yusuf Bey. Acaba teyemmüm abdesti de olsa aynı mıdır? Onu da bir zahmet. Peki. Soralım efendim. Hayır dualarınızı bekliyoruz inşallah. Kilise selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bilerek sordum hocam. Geliriniz bir mi? Birlikte mi kazandınız diye. Evet. Yani doğru bir soru muydu bilmiyorum. Hadsizlik etmiş olabilirim belki. Hı hı. Estağfurullah. Ne dersiniz? Yani bu bir mi düşünmeli, ayrı ayrı mı düşünülmeli? Yani ev içerisinde bu şekilde ayrılmış ise o zaman mülkiyette kişisellik önemli. Her birinin altını 81 gram olmadıkça zekat yok. Yani toplanma olmuyor. Çünkü burada bir ortaklık yok. Burada bireysellik var. Dolayısıyla bu şekilde olduğunda zekat yok. Ama her birinin altını 81 gram ve fazlasına ulaştıysa, tabii sadece altın değil, İşte 50 gram altını var fakat parası var, başka şeyleri var. Hepsini toplayıp 40'ta bir zekatını vermesi gerekir. Ve biz özellikle zekatların verilmesini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bunun bereket olduğunu, malı koruduğunu, malın sigortası olduğunu sürekli söylüyoruz. Eyvallah. Yani burada izleyicimiz evdeki altınları tek bir
çatı altında toplayıp verse kendi açısından kendileri açısından daha güzel hocam. Olur. Peki. Ya toplamalarına gerek yok. Bu şekilde de ayrı ayrı zekat mükellefi olmasa da zekat verdiği zaman bu Rabbimizin daha çok hoşuna gidiyor. Çünkü üzerine farz olmadığı halde öyle bir sorumluluk bilinci taşıyor ki Allah için onları veriyor yani peygamber ahlakı. Bu çok güzel bir şey. Eyvallah, hepimize nasip olsun hocam inşallah. Şimdi biz hep zekat hesaplanırken ne kadar vereceğimiz hesaplanırken ya da nisap miktarını hesaplarken borçların düşülmesini söyleriz. İzleyicimiz diyor ki bir 60 ay ödemem gereken bir borç var. Bu 60 ayı mı düşeceğim yoksa 1 yıllık yani 12 aylık süre zarfında ödeyeceğim miktarı mı düşeceğim? Hangisi daha doğru? Tabii zekat mükellefi olan kişi yıllık borçlarını düşer. Çünkü borçlar yıllıktır. İşte kooperatif borcu olur, başka borçlar olur. Önümüzdeki yıl ne kadar borç ödeyecekse ve bunu da ödeyecek sabit bir geliri yoksa, mesela maaş vesaire yüzü yoksa, o zaman bu elindeki altından onu düşer. Kalan miktar, nisap miktarı olursa zekatını verir. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Son sorusu namaz ve abdestle alakalı. Öğlen namazını kılmak için bir abdest aldığımızda abdestimiz bozulmadıysa şayet, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını da kılabilir miyiz? Teyemmümde de bu durum aynı mıdır diye de ilave etti. Abdest bozulmadığı sürece bir kişi onunla dilediği kadar namaz kılabilir. Mesela öğle namaz, öğle vaktinde ya da sabah namazında abdest aldık. Abdest bozulmadığı sürece öğle, ikindi, akşam, yatsı hepsini kılabiliriz. Bunda bir problem yok. Teyemmüm de aynı. Hanefi mezhebine göre teyemmüm de aynı. Sadece Şafii mezhebinde her vakitte ayrı bir teyemmüm yapmak gerekiyor. Ama Hanefilerde teyemmüm abdest gibidir. Bir teyemmümle bozulmadığı sürece, suyu bulamadığı sürece dilediği şekilde namaz kılabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ankara'dan bir telefonumuz var. Sayın Erdal Çarkçı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hocama iki tane sorum olacak. Buyurun. Bir tanesi hocam, altı erkek altın takmaz, haram. Bununla ilgili bir ayetimiz var. Fakat altını şimdi bankada, yani birikim maksadıyla, faize girmemek için birikim maksadıyla tutmak, bu haram mıdır? Soralım. İkinci sorum hocam, bu ikindi namazlarının farzı, bu kerahat vaktine giriyor ama ben bir hocamıza sormuştum. İkindi namazının farzı akşam Allahu Ekber diyene kadar kılınır dedi hocamız. Hı hı. Ve ben de yani çok böyle zorda kaldığım zamanlarda, kaçırdığım zamanlarda bu şekilde namazı icra ettim. Geçenlerde hocamı dinlediğimde farklı şeyler söyledi ama bunu tekrar ben sormak istedim. Peki. Soralım Erdal Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Rabbim kolaylıklar versin size de. Ankara'ya selam olsun. Dua edin bize de inşallah. Altının takılmamasıyla alakalı ya da erkeğe haram olmasıyla alakalı önce bir ayet var mı diye ben bir sorayım hocam. Tabii bu konuda bir ayet yok. Hadis var. Hı hı. İşte Resulullah diyor ki altın ümmetimin erkeklerine haram kılındı, kadınlarına helal kılındı diyor. Bundan dolayı ziynet amacıyla işte yüzük takmak ve benzeri şeyler erkeklere haram kılınmış. Eyvallah. Bunu bilerek konuda, sordum. Konuda İzleyicimiz ayet var deyince ben düzeltelim maksadıyla sordum bu hocam. Bu konuda dört mezhebin görüşü de bu şekilde. Ama bir kişi altın ile birikim tasarruf yapabilir. Erkek olsun, sakıncayı. Kadın olsun. Erkek olsun, kadın olsun. Bunları alıp birikim yapabilir. Zekatını verdiği sürece de problem yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de kenz diye geçiyor. Hı hı. O yasak. İşte onlar altın ve gümüşü biriktirirler. Tasadduk etmezler. Kıyamette de onlara böyle şöyle azap edilecek diye ayette geçiyor. Hatta bir peygamberimizin eşi galiba, ya Resulullah diyor, ben zekatımı verirsem bu altınlar kenz olur mu? Hazine, biriktirme, define gibi böyle biriktirme olur mu diye soru. Resulullah diyor ki olmaz diyor. Zekatını verdiğimiz zaman
artık istediğimiz şekilde birikim yapabilir. Birikim yapılabilir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Kerahat vakitleriyle alakalı bir konuda izleyicimiz soru sordu. O günün ikindi namazının farzını akşam namazının vakti girinceye dek, hatta girmek üzereyken bile kılabilirsiniz demiş bir hoca efendi. Acaba bu bilgi doğru mu efendim? Tabii namazları geciktirmemek esastır. İlk vaktinde kılmak eftaldir. Hatta amellerin en faziletlisi namazları ilk vaktinde kılmaktır. Ben seyircilerimden şunu istirham ediyorum. Ezan okunduğu anda ya camiye gitsinler mümkünse ya da evlerinde kılsınlar. Bunu adet edinsin. O anda. O anda yani. Abdestli olsunlar. Bunu adet haline getirelim. Çünkü namaz vakti geciktikçe kılmak biraz zorlaşıyor. Nefis devreye giriyor. Şeytan devreye giriyor. Bazen insan unutuyor. Ve dolayısıyla son vakte geliyor. Peki son vakit ne zaman? Güneş batmadan önce. Bazı alimler böyle diyor. Yani güneş batmaya başlamadan önce, güneşin o yuvarlağı ufukta kaybolmaya başlarken bazı alimler artık kılınmaz diyor. Bazıları da güneş batıncaya kadar, yani akşam namazı vakti girinceye kadar kılınabilir deniliyor. Bundan dolayı o vakitte kılınabilir ama o vakitte inşallah namazlarımızı bırakmayalım. Eyvallah hocam, teşekkürler. Alper Çakır isimli bir izleyicimiz de şöyle demiş. Merhaba, bugün kesin kazaya kalacağını bildiğim bir namazım varsa, bunun kazasını sabah henüz müsaitken peşin olarak kılsam acaba olur mu demiş. Tabii bu şekilde peşin olarak kaza kılmak doğru değil. Yani çünkü sünnette böyle bir kaza yok. Bir de kendimizi şartlandırıyoruz. İşte namazımızı kılmayacağız diye. Halbuki Allah Teala Hazretleri belki bir imkan verecektir, bir kolaylık olacaktır ve namazımızı kılacağız. Burada dua edelim. Ya Rabbi işime kolaylık ver, namazımı kolay kılayım. Namazda, ibadette, duada bana yardımcı ol diye dua edelim. Bu şekilde inşallah günümüz daha bereketli olur. Ama ola ki namazımızı kılamadık, daha sonra kaza edelim. Tabi burada tövbe etmek de gerekiyor. Eyvallah hocam. Ahmet Tek Yıldız da şöyle demiş. Selamünaleyküm hocam. Benim namaz vakitleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Aynı vakit namazı için farklı takvimler farklı zaman dilimlerinde saatler gösteriyor. Bazen bu fark gerçekten çok oluyor. Birine göre vakit girmişken diğer takvime göre vakit girmemiş oluyor. Bu durumda biz ne yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Hocam ne der bu konuda demiş. Tabii bu konuda çeşitli takvimler görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi en güvenilir olanı. Çünkü bazı cemaatlerin, sivil toplum kuruluşlarının takvimlerinde temkin vakti var. Yani vakit işte geç giriyor, erken giriyor. Ama Diyanet İşleri'nin takviminde vakit tam vaktinde, yani ezan okunduğunda akşam namazı artık girmiştir. İkindi namazı gelmiştir. Bu şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimini kullansın kardeşlerimiz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi çok böyle geniş bir ilmi çalışma yapan arkadaşlarla, astronomlarla hazırlanıyor. Biz bunu bizzat görüyoruz. Kurulumuzda astronomlar var. Sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafına biz şu anda takvim hazırlıyoruz. Gözlemciler eşliğinde hocam gözle de kontrol ediyoruz. Evet, gözlemcilerimiz var Erzurum'da, işte Bolu'da. Her gün gözlem yapıyoruz. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi bence en güvenilir takvimdir. Bu takip edilirse daha güzel olur. Eyvallah hocam. Ankara'dan Şuayb Bey'e kulak verelim. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İki sorum olacaktı hocam. Buyurun Şuayb Bey. Şöyle bir durum oldu. Benim bir akrabamla ilgili şöyle demiştim. Ben kendi içimden geçirdim. Birkaç kişinin yanında da bahsetmiştim sanırım. İşte vefat ettiği zaman, benden önce vefat ederse işte cenazesine katılmayacağım gibi. Evet. Demetmiştim böyle ama vefat edince de gittim. Yani cenazesine katıldım, görevimi yaptım, taziyemi yaptım.
acaba öyle dediğim için bununla ilgili bir sakınca olur mu? Ya da oruç falan tutmam gerekir mi diye. Eyvallah. Soralım. Bir de haram olan bir parayı helal yoldan kazanabilir miyiz? Yani mesela bankadan kredi çekiyoruz. Bankanın kazancı faiz ise, faiz haram olduğuna göre bankanın bana verdiği kredi de haram olmuş oluyor. Haram para olmuş oluyor. Veya haram yoldan para kazanan, işte atıyorum bir içki fabrikasının çatısında arıza var. Ben de çatı ustasıyım, çatısını tamir edeceğim. Ama onun kazandığı para haram. Ama benim yaptığım iş helal. Sonuçta çatı yapıyorum. Yani bunun hükmü nasıl olur acaba? Sonuçta yani ilk verdiğiniz örnek çok alakalı değil gibiydi ama ikinci verdiğiniz örnekle ben sorunuzu anladım Şahit Bey. İkinci sorunuzu da soracağım. Rabbim helalinden rızıklar kazanmayı cemi cümlemize nasip etsin. Ankara'ya selam ve muhabbetlerimizle inşallah. İkinci sorusundan başlayalım mı kıymetli hocam? Yani evet. Helal iş yapan insanlar bir takım haramla meşgul olan yerlerde bu işleri yapsalar veya geçici surette böyle bir şey yapsalar onların kazançları haram mı olur, helal mi olur? Tabii bir Müslüman harama destek olmaz. Haram işler yapan, üretim yapan bir işletmeye destek olmaz. Bundan dolayı bazı alimler onlar için helal olan yani işte çatıdır, şudur, budur bunların yapılmasına da caiz değildir diyorlar. Bazıları da işte bu kişinin yaptığı helal bir iş bundan dolayı caizdir diyor. Benim tavsiyem ihtiyatlı olmak, bu gibi şeylerden kaçınmak, helal iş yapan kişilerle çalışmak. Bizim tavsiyemiz bu şekilde. Yani bir kişi böyle bir işi reddetse, değil mi hocam? Benim çizgilerim var. Tabii ben bu işi yapamam dese. Kırmızı çizgilerim var. Rabbim diyebilir. Ona daha farklı şeyler nasip edecek. Tabii. Öyle inanıyoruz. Tabii. Yani biz Müslümanca bir duruş göstermeliyiz her yerde. Karşı tarafta bunu anlayacaktır. İnşallah. İlk sorusu da hocam bir akrabasının cenazesine bile gitmem diye de yemin ettim diyor izleyicimiz. Fakat vefat ettikten sonra ben cenazesine de gittim. İnsani ve İslami vazifemi de yerine getirdim. Bunun için kefaret ödemem gerekir mi diye sorar. Galiba arada böyle bir kırgınlık olmuş. Cenazesine katılmayacağım demiş. Eğer bunu içinden geçirdiyse yani zihninden böyle geçirdiyse kendi zihninden yemin etse bile bu yemin yerine geçmez. Yemin olabilmesi için illa telaffuz etmesi, söylemesi gerekir. İşte vallahi ben filan kişinin cenazesine gitmeyeceğim diye yemin etmesi gerekir. Yeminde mutlaka söz olmalı. Düşünceyle yemin olmaz. Bu kardeşimiz eğer bu şekilde telaffuz ettiyse tabii bu yemini de bozmak gerekir. Çünkü sıla-i rahimi. Sıla-i rahim önemli. Ki burada tebrik ediyoruz. Fedakarlık yapmış. Cenazesine, bu kardeşimizin cenazesine katılmış. Eğer bu şekilde söz ile yemin ettiyse kefaret olarak 10 fakire birer fitre parası verir. Eğer bunu buna gücü yetmezse, fakirse kendisi 3 gün oruç tutar. Ama bunların hepsini zihninden geçirdiyse, düşüncesinden geçirdiyse bu şekilde yemin olmaz ve kefaret de gerekmez. Ben söyledim ve buna da şahit olanlar da vardı demişti hocam. Demek ki artık o zaman bu iş bir dile dökülmüş. Dille olduysa ve vallahi billahi şeklinde yeminle olduysa kefaret var. Eyvallah hocam. Peki bu oruç ve fakir giydirme ya da yedirme içirme arasında tercih mi yapacağız hocam yoksa sıraya mı uyacağız? Yok, tercih sadece 10 fakiri yedirme ya da giydirme şeklinde. Buna gücü yetmezse 3 gün oruç tutar. Eyvallah. Yani bunları yapmaya gücü varsa fakirleri doyuracak veya tabii giydirecek. Kolay olarak biz işte 10 tane fitre miktarı fakirlere versin diyoruz. Ama her fakire en azından bir fitre versin. Bir fitreyi ikiye bölerek iki fakire veremez. Eyvallah hocam. Buna da dikkat edelim inşallah. Selim Dalkeş selamlarını iletmiş. Sayın hocalarım, hayırlı hizmetleriniz için çok teşekkürler demiş. Allah razı olsun. Cenazelerde namaz kılmadıklarını, oruç tutmadıklarını ve benzeri bir takım ibadet noktasında
onlara şahitlik edemeyeceğimiz komşularımız veya başka insanlar için hocaların bizlere ölüler hakkında nasıl bildirdiğiniz sorusuna iyi biliriz veya hakkımızı helal ediyoruz dememizin hükmü nedir? Demesek ne olur ya da böyle bir soru sorulmalı mı demiş. Evet, zaman zaman cenazelerde böyle görüyoruz. Hocalarımız önce nasihat ediyor, sonra nasıl bilirsiniz, hakkınızı helal eder misiniz diye soruyor. Bu güzel bir soru. Onu tanıyan kardeşlerimiz iyi biliriz, hakkımızı helal ederiz diyorlar. Ama tanımayan kardeşlerimiz de Allah rahmet etsin diyor. Diyorlar. Burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun hocam. Zaman zaman cenaze namazlarında görüyoruz. Bizler cenaze namazını kılmak için gidiyoruz. Ama cenazeyi getiren kişilerden bazıları cenaze namazı kılmıyor. Maalesef. Geride bekliyor. Bu bizi üzüyor. Hatta birçok kişi madem ki onlar cenaze namazı kılmıyor, ben de bunların cenaze namazlarını kılmıyorum diye dönüp gidiyor. Burada mümkünse gelen kardeşlerimiz abdestli gelsinler ve en azından cenaze namazlarını kılsınlar. Bu kardeşimize son görevlerini yapsınlar. Benim tavsiyem bu şekilde. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah tavsiyelerinizi dikkate alırlar. Muğla'dan Sayın Aydın Yılmaz telefon attığımızda. Biraz beklettik efendim sizi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Allah razı olsun. Şimdi benim hocama şöyle bir sorum var. Buyurun. Şimdi ben eşimle, arkadaşlarımla Deniz kıyısına gidiyorum, balık tutuyorum. Kendimiz yiyebileceğimiz kadarını tutuyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoruz. Fakat bir de etrafımızda dolaşan sokak hayvanları var. Kediler var, köpekler var. Evet. O denizdeki canlıyı kendi doğasından, dünyasından bulup, yemleyip, oltayla kandırarak alıp diğer hayvanlara vermek sakıncalı mıdır? Dinimizde bu caiz midir? Bir günah işliyor muyuz? Onu sormak istemiştim. Eyvallah Aydın Bey. Soralım efendim. Bakalım ne diyecek hocam? Çok güzel, farklı bir soru. Muğla'ya selam olsun diyelim. Allah emanet olun. Evet hocam. Niyet hayır da akıbet hayır mı acaba? Bizim kitaplarımızda avcılıkla ilgili bazı hükümler var. Avcılığın adabı var. Ve şu tavsiye ediliyor. Bunlar da bir canlı olduğu için yani insanların yiyeceği kadar, ihtiyacı kadar av hayvanı tutulması tavsiye ediliyor. Ama burada kardeşimiz diyor ki ben diyor işte diğer sokak hayvanlarına da bunu veriyorum diyor. Tabii bununla ilgili bizim fıkıh kitaplarımızda çok net bir şey yok ama benim tavsiyem sadece kendilerini yiyeceği kadar tutsunlar. Diğer hayvanlara başka yiyecekler versinler. Eyvallah. Yani sizin konu komşuya da belki dağıtılabilir. Fakir dağıtılabilir. Ama onun dışında bu şekilde sokak hayvanları içinde tutmak belki şey olabilir. Sakıncalı olabilir. Ama şurada çok önemli bir şeye dikkat çektiniz hocam. Sokak hayvanlarına da yardım etmek istiyorsak başka şekilde yardım etmeliyiz değil mi hocam? Edebiliriz. Hele ki şöyle soğuk kış günlerinde yani sokaktaki dostlarımıza da yardım etmeyi ihmal etmeyelim. Peki hocam avla alakalı olduğu için bir şey daha sormak istiyorum. Buna bir de spor ismi yakıştırılıyor ya da söyleniyor. Yani hafta sonu spor maksatlı çıkıp hobi maksatlı böyle avlansak bu dinen caiz olur mu? Yani spor maksatlı olarak avcılık yapılabilir ama biraz önce de ifade ettiğim gibi yiyeceğimiz kadar hayvan avlayalım. Yani elimizde çok silah var diye yani onlarca yüzlerce hayvanı avlamayalım. Spor da olsa birkaç tane ihtiyacımız kadar av yapalım. Bunu tavsiye ediyoruz. Daha fazlası doğru değil. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mustafa Hekimoğlu selamlarını iletmiş. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuş. Her nasip olan şey helal midir demiş hocam. Ne dersiniz? Tabii insan, Allah Teala Hazretleri insana bazı şeyler veriyor, nimetler veriyor. Ya da imkanlar veriyor. Hayat çok karmaşık. Kader çok karmaşık. Bu noktada helal, Peygamberimiz diyor ki helal bellidir.
haram da bellidir. Yani Allah Teala Hazretleri haramları belirlemiş. Peygamberimiz belirlemiş. Bunun dışındaki geniş bir çerçeve, helal çerçevesi. İşte bu noktaya dikkat etmek lazım. Yani böyle işte her nasip helal mıdır diye düşünme yerine yaptığım iş helal midir? Ben helal bir şey üretiyor muyum? Efendim kazancım helal midir? Diye sürekli kendimizi sorgulamamız gerekir. Ki bu noktada takva bilinci elde edelim. Sorumluluk bilinci elde edelim. Helal bir hayat, temiz bir hayat yaşayalım inşallah. İnşallah hocam. Kaan Bey şöyle demiş. Muhterem hocam, geçen programınızda babaannem görmüş. Bir dua söylemişsiniz. Hı hı. Tavsiye etmişsiniz. Bunu okuyan sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar kötülüklerden korunur diye de ilave etmişsiniz. Ama duayı hatırlamıyor. Acaba duayı tekrar eder misiniz demiş. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra yaptığı bazı dualar var. İşte sabah namazından sonra esbahna ve esbahal mülk lillah. Sabaha ulaştık, mülk Allah'ındır diye böyle. Hı hı. 7 kere Allahümme ecirni minen nar. Allah'ım beni ateşten koru diye duaları var. Bir de demiştim ki hadiste geçiyor. Bir kişi 3 kere Euzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim der. Besmele çeker. Sonra Hüvallahüllezi diye bildiğimiz Haşr suresi son 2 ayeti okursa, hı hı. Peygamberimiz diyor ki akşama kadar o kişiye 30 bin melek dua eder. İstiğfar eder. Kötülüklerden korunur. Akşam okursa Hüvallahüllezi'yi sabaha kadar yine melekler onun için istiğfar eder diyor. Bu dediğimiz Hüvallahüllezi şeklinde bildiğimiz ayetlerdir. Eyvallah. O yüzdendir ki sabah ve akşam namazına mütakiben hoca efendiler camide bu ayeti celilleri okuyorlar. Benim tavsiyem daha sonra cemaat kendisi de bireysel olarak okusa. Kendisi de okusun. Evde namaz kılanlar da mutlaka tesbihattan sonra bunu okusunlar. Bir de yatsı namazından sonra Amener Rasulü diyebildiğimiz Bakara suresi son 2 ayet. O da mutlaka okunsun, peygamberimiz tavsiye ediyor. Hatta bazı alimler diyor ki bir kişi teheccüd namazına kalkmasa bile bu 2 ayet ona yeter. O derece faziletli. O derece faziletli. Buna dikkat edelim inşallah. İnşallah kıymet hocam. Çok teşekkürler. Eskişehir'den Bayram Ali Çelik telefon attığımızda. Bayram Ali Bey hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayın hocama da. Sağ olun. Allah razı olsun verdiğiniz emeklere. Allah razı olsun sizden de. Hocam size iki sorum olacak. Birincisi bir kişi bir hayvan vuruyor. Yani bir hayvan vuruyor. Küçük baş bir hayvan. Bunu bir yıl boyunca saklıyor kendinde. Hı. Yani sahibi çıkana çıkmadığı için bir yıl boyunca yanında duruyor. Tabii çevresine duyurmuş. Bir yılın sonunda süre dolunca bu hayvanı yiyor. Yani tüketiyor daha doğrusu diyelim. Evet. Tüketiyor. Daha sonra da bu kişi vefat ediyor. Bu çoban. Daha sonra akabinde de bu malın sahibi çıkıyor geliyor. Hı hı. Bunun hükmü nedir? Varislerinden bu malı isteyebilir mi? Parasını veya karşılığını. Bunun hakkında hüküm. İkincisi bu Esma-i Hüsna'larla ilgili sorum olacaktı. Esma-i Hüsna'larda çoğu kitapta belli bir sayı var. Yani belli bir günleri var, belli bir sayıları var. Bu sayıların hükmü nedir? Yani Esma-i Hüsna'da geçen 99 ismin sayıları var. Hocam da biliyordu. Yani bu o esmalardan her biri için şu kadar okursanız şöyle olur. Bunu mu kastediyorsunuz? Evet, onları kastediyorum. Çoğu kaynakta da bu var. Mesela Allah ismi lafzı 66 defa. Anladım. Gafur ismi 1281 gibi. Soralım Bayram Ali Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Kolaylıklar diliyorum size. Eskişehir'e selam olsun. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Böyle bir buluntu mal sonrasında şayet sahibi çıksa, geri istese ne olur? Buluntu malı tabii biz korumalıyız. Burada kardeşimiz bir yıl onu korumuş, beslemiş. Yani tebrik ederiz kendisini. Hı hı. Gerçi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Güzel, erdemli bir hareket yapmış ama sahibi çıkmayınca da tüketmiş onu.
Daha sonra sahibi çıktığında sahibinin onu isteme hakkı var. Burada tabii bir yıl ona bakmış. Eğer sahibi, yani hayvan sağ iken sahibi çıkıp gelirse o bir yıllık şeyini isteyebilir, masrafını. Bakım ücretini isteyebilir. Bakım ücretini ister, o şekilde ona hayvanı teslim eder. Ama şimdi şu anda böyle bir imkan yok. Vefat etmiş, varisleri var ve o buluntu malın sahibi de çıkıp gelmiş. Eğer ölen kişinin malı varsa varisleri bu hayvanı ödemek zorundalar. O bakım ücretini düşerler. Bakım ücretinin de bir yıllık ücreti de düşerler. Geri kalan kısmını bu kişiye öderler. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Esma-ül Hüsna ile alakalı sorusunda ben de bazen şahit oluyorum hocam. Şu Esma'yı falanca kez zikrederseniz şu arzunuz, isteğiniz umarız ki yerine gelir falan diye. Bunun dini bir dayanağı var mı? Yani bu şekilde Esma'nın sırrı diye birçok kitapta yazılıyor ama bunun dini bir karşılığı yok, kaynağı yok. Ne Kur'an'da ne hadislerde böyle bir şey yok. Hadislerdeki dualarla ilgili İmam Nevevi'nin El-Ezkar diye bir kitabı var. Hazreti Peygamber'in dilinden dualar diye tercüme edildi. Oraya baksınlar, onun dışındaki bu gibi şeylere çok da itibar etmesinler. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yarın nasip olursa yine sizinle birlikteyiz. İnşallah. Yarın tekrar görüşürüz diye inşallah dua edelim. Mevla razı olsun sizden. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi kıymetli hocam Sayın Rıfat Oral'la birlikte Diyanet'e Soralım programının bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun. Gücü farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İlahi mezhebine göre evde kitaba gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.